Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Herkese günaydın. 1 Temmuz Cuma. Bugün haftanın son işlem günündeyiz. Türkiye'nin ekonomi kanalı EkoTürk'teyiz. Yine 07.00 canlı yayında karşınızdayız. Saat 9'a kadar 2 saatlik bir yayında sizlerle birlikte, konuklarımla birlikte Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz ve Türkiye'ye etkilerini, yansımalarını konuşacağız. Çaylarımızı, kahvelerimizi aldık diye düşünüyorum ve ekonomi haberlerimiz başlayacak. Önce konuklarımı ben size takdim etmek istiyorum. Konuklarım Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım yatırım uzmanı, ilk konuğum. Kendisiyle piyasaları değerlendireceğiz. Yükselen Asya'da Profesör Doktor Murat Ferman, kaldığımız yerden devam ediyoruz Murat hocamızla. Sabah ekranında Yaşar Yıldırım analist konuğum olacak. Sektörleri değerlendireceğiz ve borsadaki son gelişmeleri ele alacağız. Ve Murat Batı hocamızla asgari ücreti konuşacağız. Profesör Doktor Murat Batı sabah ekranının konuğu bugün. Dop dolu bir programımız var bugün ve Kadirhan Öztürk'le beraber haftayı kapatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de önemli görüşmelerde bulundu. Biliyorsunuz NATO zirvesi dolayısıyla, ama bu görüşmelerden tabii en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yaptığı görüşme oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katıldı. Erdoğan basın toplantısında F-16 konusunda ABD Başkanı Biden elinden gelen adımları atacağını söyledi dedi. Erdoğan F-16 konusunda cumhuriyetçilerin desteği içinde bir heyetin Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğunu ifade etti. Bu Türkiye için Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin yeniden eskisi gibi stratejik ortaklık düzeyinde olabilmesi adına da önemli bir gelişme. Biden da yaptığı açıklamada bunu kongreye sunacağını, ama kongreden de zaten olumsuz bir sonuç beklemediğini söyledi. Muhtemelen F-16'ların geliştirilmesi, iyileştirilmesi konusunda da Amerika ile yeniden işbirliği yapacağız. Bu belli mi olur? Belki de kasta yaptırımlarının ve F-35 sürecinin de yeniden başlamasını beraberinde getirir. Tabii herkesin gözü kulağı asgari ücrette. Sokaktaki vatandaş asgari ücreti konuşuyor. Asgari ücret tespit komisyonuna teklif edilen rakam açıklandı. Asgari ücret ikinci toplantısı sonunda Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgal, asgari ücretteki yapılacak artış teklifiyle ilgili 6.391 liranın altında kalmasın dediklerini açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Madrid dönüşünde bunu açıklayacak. Muhtemelen yine son noktayı, son altın dokunuşu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Beklentiler 6.000 lira ve üzeri olması yönünde. Bakalım bu beklentiler ne kadar karşılanabilecek. Dış ticaret rakamları açıklandı. Dış ticaret açığı Mayıs'ta 10.6 milyar dolar. Türkiye Mayıs ayında yaklaşık 30 milyar dolar ihracata karşılık, 19 milyar dolar 30 milyar dolar ithalata karşılık 19 milyar dolar ihracat yaptı. 5 aylık dönemde ise 43.2 milyar dolar dış ticaret açığı oluştu diyoruz. Bu dış ticaret rakamlarımızı da verdikten sonra şimdi gazete manşetlerimize geçelim. Ekonomi basınında bugün neler oldu, neler bitti, onlarla ilgili öne çıkan haberlerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya Gazetesi'nden başlıyoruz. Dünya Gazetesi CDS yabancıya kaçıyor, yerli kredi bulamıyor demiş açıklamalarda. Aynı zamanda YK ihalelerinde yaprak dökümü, sistemin TL bazlı çalışmaya bağlanmasından sonra piyasada hedeflenen yatırım ivmesinin sağlanamadığı ifade ediliyor. Türkiye yenilenebilir enerjinin önünü açan yenilenebilir enerji kaynakları destekleme mekanizasyonu merkezi
sisteminden yapılan değişiklikler ve ülke risk priminin yani CDS'inin yükselmesi nedeniyle cazibesini yitiriyor. Bu yenilenebilir enerjiyle ilgili Yaşar Yıldırım'a da önemli sorularım olacak. Bu borsadaki gelişmeler ne diye. Aynı zamanda sektör temsilcileri de burada açıklamalarda bulunmuş. Yine rahmetli Cüneyt Arkın'ı görüyorsunuz. Kendisini dün Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra ebediyete intikal etti ve cenazesi defnedildi. Sevenlerin gözyaşları arasında biz de bir kere daha kendisine bu vesileyle rahmet okuyalım. Mekanı cennet olsun diyelim. Devam ediyoruz. Evet, Erdoğan Ukrayna'nın tahılını Türkiye'ye re-export edecek dedi. Yani Ukrayna'nın tahılı Türkiye üzerinden dünyaya açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan 3 günlük NATO zirvesinde savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan Ukrayna tahılının ihraç edilebilmesine yönelik planlar sunulduğunu belirterek 20 gemimiz bölgede tahılı re-export yani yeniden ihraç yöntemiyle 3. ülkelere ulaştıracağız diye konuştu. Bu haber dünya basınında da önemli yer buldu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile yapılan üçlü mutabakatta ABD ile devam eden F-16 sorununa, Yunanistan'da yaşanan tabii gerilimlerle, Rusya ile devam eden planlarla ticari ilişkilere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu anlamda Türkiye, Ukrayna'nın tahılını dünyaya ihraç eden bir ülke konumunda olabilir. Bu konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. İsveç ve Finlandiya'nın başbakanları da, liderleri de yaptıkları görüşmelerde NATO'ya giriş süreciyle ilgili olarak Türkiye ile mutabakata vardıklarını söylediler. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz dün yaptığı açıklamada bu şu anda resmileşmiş değil, meclisimizde kanunlaşmadan hiçbir şey bitmiş değil dedi. İsveç Başbakanı da biz kendi yasalarımıza göre suçluların iadesi konusunda hareket edeceğiz dedi. Türkiye şimdi bekle gör politikası uygulayacak bu. Yani şunu anlaşılmasın, İsveç ve Finlandiya NATO'ya girdiler ve Türkiye bunu onayladı. Daha şu an herhangi bir şey söz konusu değil. Mecliste kanunlaşmadan hiçbir şey onaylanmış sayılmıyor. Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bunun altını böyle kırmızı ve kalın harflerle çizdi ve dedi ki meclis onaylamadan bu gerçekleşmez. Devam ediyoruz. Önce karşı tarafın atacağı adımlara bakacağız. Kamudan 3 milyar dolarlık satış geldi. Şimdi Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun geçtiğimiz cuma günü açıkladığı Türk lirası kredileri için döviz varlığı sınırı kararının ardından kamu bankalarıyla Merkez Bankası'ndan gerçekleştirilen döviz satışının detayları belli oldu. Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre kararın açıklanmasının ardından bugüne kadar geçen süre içinde bireysel ve kurumsal talebin karşılanması için piyasaya gerçekleştirilen satış tutarının 3 milyar dolara yakın olduğu ifade edildi. Biliyorsunuz akşam saatlerinde yapıldı bu açıklama. Pazar günü ek düzenlemeler yapıldı. Pazartesi günde piyasalara yansımasını hep birlikte gördük. Salı günü borsada 2400 seviyelerin hatta sonrasında 2400'ün altına da indiğini görüyoruz. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor piyasalar. Haberlerimize devam ediyoruz. Şimdi Analiz Gazetesi'ndeyiz. Evet, Analiz Gazetesi'nin manşetinde enflasyon sorununa Japon usulü formül. Biliyorsunuz Japonlar da faiz oranını artırmamıştı. Küresel risklerin etkisiyle enerji, gıda ve emtia fiyatlarının öngörülemez hale geldiği dünyada enflasyon giderek yükselirken Japonya'nın uyguladığı ekonomi yönetimi diğer ülkeler için örnek oluşturuyor. Japonya'nın sürdürdüğü fiyatları beklentiyle düşük tutma modeli enflasyonu frenliyor diyoruz. Bir Japon modelinden söz konusu, bu model muhtemelen tartışılmaya devam eder. Onlar da Merkez Bankası'nda faiz oranını artırmamışlardı. Şimdi bekliyoruz dünyada İngiltere ile başlayan, daha sonra bu ay itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nda Euro bölgesindeki faiz artışları. Bakalım neler olacak dünya enflasyona ve ekonomik sorunlara endekslenmiş vaziyette. Analiz Gazetesi'nden kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Burada konutlarda ısı yalıtım için kredi, biliyorsunuz Hazine Bakanı Nurettin Nebati mecliste ek bütçe görüşmelerinde pek çok konuda açıklamalar yaptı. Burada önemli açıklamalardan birini de birinci sayfasına taşımış Analiz Gazetesi. Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan konutlarda ısı yalıtım projesini hayata geçireceklerini bildirdi. Bununla konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranında finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanabilir ifadesini kullandı diyoruz ve haberlerimizle devam ediyoruz efendim.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı. Özette para politikasında liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam edeceği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde para politikasında liralaşma odaklı bir yaklaşımın sergilenmeye devam edileceği belirtilerek, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul güçlendirdiği makro ihtiyadi politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır denildi. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı, bu gelişmeye en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiği aktarılan özette, uluslararası emtia fiyatları, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirinde süre gelen aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki yükselişin de sürdüğü kaydedildi. Özette, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarında küresel risk iştahına paralel, Haziran'da hem borçlanma senetlerinden hem de hisse senedi piyasalarından çıkışların devam ettiği bildirildi. Efendim, bankaların döviz yükümlülükleri için menkul kıymet tesisinde değer Merkez Bankası tarafından belirlenecek kriterlerle hesaplanacak. Bankaların döviz yükümlülükleri için menkul kıymet tesisinde değer Merkez Bankası tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre hesaplanacak. Resmi gazetenin 30 Haziran 2022 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yabancı para yükümlülükleri için TL cinsinden menkul kıymet tesisi hakkında tebliğinde değişiklik yapan düzenlemeye göre tesis edilecek tutar Merkez Bankası'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre hesaplanacak. Söz konusu tebliğ bankaları, mevduat ve katılım fonlarının vadeleri ve türleri hakkında tebliğ kapsamında bulunan kuruluşların ve kamu haznedarlığı yönetmeliğine tabi kurumların döviz yükümlülüklerine karşılık Merkez Bankası nezdinde %3 oranında menkul kıymet tesis etme zorunluluğu bulunuyor. Bankacılık sektörünün 24 Haziran haftasında bankalar arası da dahil toplam mevduat hacmi 77.5 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 44 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün 17 Haziran haftasında bankalar arası da dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 77.5 milyar TL artarak 7 trilyon 282.7 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %0.86 artarak 2 trilyon 936.9 milyar TL'ye yükselirken döviz cinsi mevduatlarsa %0.93 artarak 4 trilyon 37.9 milyar TL'ye ulaştı. Döviz mevduatları 243.5 milyar dolar olurken bu tutarın 213.5 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarında toplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 24 Haziran itibariyle 769 milyon dolar artış gözlendi. Öte yandan 24 Haziran haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %1.19 artarak 858.45 milyar TL'ye yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0.21 artarak 760.6 milyar liraya ve kredi kartları bakiyesi ise %2.72 artışta 414.2 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %62.59 artarken, mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 316.1 milyar TL'lik bölümü konut, 16.34 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 526 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Sabah ekranı devam ediyor. Analist Yaşar Yıldırım'la beraber özellikle Borsa İstanbul'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yaşar Bey, günaydın diyorum size. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkürler Sami Bey, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta size neden çok borsa sormamışım, neden çok sektörleri, hisseleri sormamışım diye yoğun bir trafik aldım takipçilerinizden. O yüzden bugün borsa diyeceğiz. İstanbul Borsası'nda neler oluyor? Borsa İstanbul'da hisseler ne durumda? Hisse bazlı değil ama sektör bazında konuşacağız tabii ki de. Öncelikle son BDDK kararı, pazartesi ve salı. Salı günü yaşadık, borsa 2400 seviyelerine kadar geriledi. Dün biraz daha toparlandığını gördük. Bugün nasıl olabilir? Bu haftayı nasıl değerlendirirsiniz? Önce genel bir değerlendirme alayım sizden. Ya zaten piyasa genel anlamda bir karar bekliyordu. Çünkü dövizin her hareketlendiği dönem işte söylentili yönlendirme diye tabir ettiğimiz o mevzu gerçekleşiyor ve bir şekilde bir karar bekleniyordu. Beklenen karar ama beklenmeyen şekilde geldi. Çünkü karar geldikten sonra genel olarak piyasa bu karar üstünde ilk baş bunun ne anlama geldiğini çıkarmaya çalışıyor. Siz de biliyorsunuz. Evet. İşte kararın geldiği anda VIOP'ta ilk yarım saat açıkçası pek işlem olmadı. Ondan sonra işte bunun ciddi bir karar olduğunu, işte şirketlerin krediye ulaşımını engelleyebileceğini düşündüğü, bir de en önemlisi sermaye kontrolü mü acaba diyerek yorumlanarak ciddi bir satış yedi. Hafta sonunu açıkçası stresli geçirdi borsa yatırımcısı. Pazartesi ise bence beklenildiği kadar sert bir düşüş olmadı. Ama sonrasında satışlar devam etti. Çünkü dediğim gibi yani bir piyasanın belki de en çok istemeyeceği şey sermaye kontrolüdür. Buna da iki türlü bakış açısı var şu an. Birincisi sermaye kontrolü olarak algılanıyor. Bu taraf yabancıyı çok tedirgin eder ve çıkışına sebep olabilir. Diğer bakış açısı ise enflasyon altında ezilen kredi faizleriyle kullanılan kredinin dövize aktarılması bir art niyet olarak görülüyor ve o açıdan da olumlu karşılanabiliyor. Fakat ben ne taraftayım derseniz, ben bunun ikisinin de olmaması gerektiğini net olarak, yani böyle kararlar değil, genel ekonomi ritüeli ne diyorsa onun yapılması gerektiğini, faiz arttırmamak için daha farklı yollara girilmemesi gerektiğini, çünkü verilen her kararın daha değişik anomaliler oluşturacağını düşünüyorum. Ki burada da gördük, tam da ay sonundan önce geldi karar. Ay sonunda da birçok şirketin devre faizleri var, biliyorsunuz. Ay sonu ödemeleri ciddi ödemelerdir şirketler için. Dün sistem tıkandı diye haberler aldık. O sebepten dolayı da kredinin, hatta haberler de yapıldı. Krediler, yani biraz daha opsiyonlar açılmış. Bankalara biraz daha yetki verilmiş krediler açısından. Şimdi yeni ayla beraber ne olacağını biz de bekleyeceğiz. Şimdi bu şu anlama geliyor aslında. Ha, buyurun, buyurun. Aslında şu anlama geliyor Sami Bey. TL'ye ulaşımı zorlaştırılıyor. TL'ye ulaşım zorlaştırılınca da karşılığı TL olan varlıklar satılmaya başlıyor. Bu evet doları düşürmek için yapılan bir hamle ve bunda da etkisi olabilir. Ama aynı zamanda borsaya da etkisi oluyor. Çünkü bunu şeylerde de görüyorduk. Yurt dışındaki swap faizleri arttığında, TL bulunması zorlaştığında işte borsa, yani TL karşılığı olan her varlık satılıyordu. Biraz ben bu haftaki satışı buna bağlıyorum. TL'ye ulaşım şirketlerin zorlaşınca, sonuçta onların da ödemeleri var. TL karşılığı olan bütün varlıklar satış yedi. Bir de hep derim, piyasa birbirini tetikliyor. Yani bunun etkisi normalde %5 bile olsa o %5'ten önce ben satayım mantığıyla diğer algoritmalar da çalışarak satışa geçiyor. Muhtemelen bu pazar günü yapılan düzeltme ve daha sonrasında Ekonomi Bakanı'nın meclis ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada da ve arkasından yaptığı açıklamada bunun geçici olacağını vurguladı. Aslında bir sermaye kısıtlaması değil, sadece döviz varlıklarının piyasaya aktarılması. Bu arada zaten dövize olan sanayicilerin ya da iş dünyasındaki üreten kesimin dövizle ticaret yapmasını engelleyen herhangi bir durum söz konusu değil. Ama kredi, Türk lirası kredisi çekecekseniz önce elinizdeki dövizi bozun, varlıklarınızı, ondan sonra gelin bana şeklinde. Ya da hatta şunu da söylendi, bu önemli bir nottu çünkü. Yükümlülükler ile varlıklar arasında eğer bir boşluk varsa bu boşluğu yine kredilendiririz diyerek aslında piyasaları da bir rahatlattı, ama bu yanlış anlaşılma hafta sonu çok konuşuldu ve çok tartışıldı sizin de söylediğiniz gibi. Ve ilk vazgeçilen tabii ki burada İstanbul Borsası'nda da aynı şekilde TL varlıklarına ulaşabilmek için hisse senetlerinde bir çözülme yaşandı. Şimdi efendim, bilanço dönemiyle ilgili
olarak iyi gelebilecek ya da bilanço dönemleriyle ilgili olarak ne söylersiniz? Sektörel bazda hangi sektörlerin bilançolarında bir iyileşme söz konusu olabilir? Yani dünyanın şu an konuştuğu tabii ki bir resesyon var. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor bir kere yatırım yaparken. Bunların etkisini belki bu çeyrek bilançolarda görmeyeceğiz ama bir dahaki çeyrek bilançolarda daha net göreceğiz. İşte dün dış ticaret açığı da açıklandı. Yine rekor seviyelerde açıklandı. İhracatın orada da düştüğünü gördük. Geçen haftalarda sizle konuşmuştuk. Avrupa'da ciddi bir daralma var. Resesyona gidiyor. Ve bizim en önemli pazarımız Avrupa pazarı. O yüzden ihracat yapan şirketlerden biraz tedirginlik duymakta yarar var. Fakat şunu söylemeliyim. Bu dönem aslında şirket bazlı daha yoğunlaşmamız gereken bir dönem. Yani sektörel bazlıdan ziyade biraz daha özele girilmesi gerekiyor. Çünkü takip ettiğimiz ihracat verilerine göre bazı şirketler hala non-stop devam edebiliyor ihracatına. Hatta arttıranlar bile var yani son aylarda. Fakat bazı şirketlerde de sektörel sıkıntılardan dolayı ciddi düşüşler var. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. İhracatı yüksek tutan şirketlerin bile işte yine sizin de geçen haftalarda konuştuğumuz gibi marjlarında daralma olabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hep diyoruz yani resesyonda en son belki de etkilenecek sektörlerden biri. Tabii bunun günümüz dinamikleriyle de biraz alakası var. Hava yolları işte bu sektörlerde, bir de yurt içi satış yapanlar. Yurt içi satış yapanların sebebi de dünya parasal sıkılaşmaya giderken biz parasal genişlemeye devam ediyoruz. Her ne kadar kredilerde seçici olmaya çalışsa da Merkez Bankası yine de bu krediye bir şekilde vatandaş ulaşabiliyor. Zaten yeni gelen kararların sebebi de bu. Tamamen seçiciliği arttırmak amaçlı. Bu sebepten dolayı da parasal genişleme olduğu için yurt içinde hala satışlar iyi gidiyor. Bunun dışında şuna da yoğunlaşmak gerekiyor. Sadece ülkemizde değil, dünyada enflasyon gelir adaletsizliğini arttıran bir faktördür. Yani bunu tabiri caizse fakir daha çok fakirleşir, zengin daha çok zenginleşir diyebiliriz. Bu dönemde işte lüks tüketim artacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani olumlu etkilenecek sektörlerden biri lüks tüketimin artmasıdır. Zaten globalde de baktığımızda işte Ferrari satışlarına, Rolex satışlarına, bunlar geçen senelere göre rekor kırmış durumda. Bunun dışında enerji, büyük bir krizde dünya şu an, enerji krizinde ve bunu yazın yaşıyor. Kışın daha da sertleşecek gibi gözüküyor. O yüzden enerji sektöründe de seçici davranarak, çünkü bu krizden bazı enerji sektöründeki şirketler aşırı olumsuz etkilenirken bazıları da aşırı olumlu etkileniyor. Özellikle burada üretici noktasında olanlar yatırımların artacağı için, arz tarafında sıkıntı olduğu için enerji tarafında, yatırımların artacağı için üretici tarafta olanlar olumlu etkilenecektir. Bunun dışında maliyet avantajı olanlar da ciddi olumlu etkilenecektir. İşte doğalgaz neredeyse Avrupa'da son bir ayda %100'e yakın arttı. Ama dün gelen kararla bizim doğalgazımız yine artmadı. Bu şu anlama geliyor. İşte devlet yine sübvanseye başlıyor maalesef. Sübvanseden dolayı da bu yine herkese yansıyacak tabii ister istemez. O yüzden sektörel açıdan baktığımızda tekrar ediyorum. Yurt içinde perakende satıcılar özellikle, tekstil de önerebilirim. Ondan sonra enerjide özellikle üretici tarafta olanlar ve maliyet avantajı olanlar ve havacılık bence öne çıkacak sektörler olur. Peki Yaşar Bey, şimdi Çin'de yeniden bir COVID başlangıcı var. Yeniden bir başlangıç var. Yeniden tedbirler alınmaya başlandı. Ve son günlerde biz de duyuyoruz, hastalanan insanların sayısında bir artış var. Bu Eylül-Ekim aylarında yeniden yaşanabileceği endişesi var. Şimdi bu endişe bugün konuşuluyor bütün dünyada. Bu endişeler, işte borsanın sevmediği şeydir endişeler. Mesela havayolu şirketleri bugün bu kadar revaçtayken uzun dönemde, 6 ay sonrası dönem için ya da 3 ay sonrası dönem için daha kısa dönemde nasıl etkilenir? Bu endişeler daha da artabilir mi? Yani şöyle, havayolu sektörü gibi sektörler, mesela bankacılık da böyledir, spekülasyon hareketlerini çok sever. Yani iyi haberle al, kötü haberle sat çok olur. Ama pek ucuz mu pahalı mı bakmaz açıkçası. Şirket ayırmaz, sektöre bakar tamamen. Fakat şunu da söyleyebilirim, eğer sektör ucuzsa ya da şirket ucuzsa kötü haberde 2 düşerken iyi haberde 3 yükselir. Böyle yine ederine gelecektir. Covid noktasında da ben artık eskisi kadar bir belirsizliğin olmadığından dolayı asla bir daha eski Covid
satışlarının yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü o zaman ciddi bir belirsizlik vardı. Yani bizim bütün krizlerde arkasına sığındığımız işte fabrika çalışıyor mu tezini çürüten ve fabrikaların kapandığı bir dönemde maalesef. Ve ciddi bir belirsizlik vardı. İlaç var mı? Aşı olunacak mı? Kapandığımızda çözülecek mi bu konu? Şu an bunun hepsinin cevabı var. Hepimiz biliyoruz ki virüs biraz artarsa ne yapacağımızı biliyoruz. Tekrar maskeler gelecek, tekrar işte kapanma olacak, aşılanma hızlandırılacak ve tekrar normale döneceğiz. O yüzden ben artık eskisi kadar piyasalarda satış sebebi olacağını düşünmüyorum ama tam da sizin dediğiniz gibi spekülasyon kaynaklı kullanılabilir. Ama mevcut durumda hep diyorum sektörel açıdan baktığımızda bütün sektörlerde neredeyse hepsinde iyi kar gelecek bu dönem şirketlerde. Bu seneye özel diyoruz ama havacılıkta bence seneye daha yüksek karlar gelebilir. Yani. Peki Yaşar Bey, şimdi çelik fiyatlarında bir düşüş söz konusu. Bu otomatik olarak Ereğli, Kardemir, İstemir gibi şirketlere, gerçi Kardemir biraz ayrışıyor onlar arasında ama başta Ereğli olmak üzere hisselerde de bir geri çekilme yaşandı. İşte 36-37 liralardan 26,5'ları gördü. Şimdi Çin üretmeye başlayınca dünya demir çelik fiyatlarında bir enteresanlık yaşanıyor. Çin üretimini yavaşlatınca ya da artırınca fiyatlar yine değişiyor. Buna göre mesela bu demir çelik sektörü en başlı belli başlı sektör. Çünkü otomatik olarak beyaz eşya sektörünü de otomotiv sektörünü de yakından ilgilendiriyor demir çelik fiyatları. Burada nasıl bir gelişme öngörüyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında tam tersi bir etki var. Yani otomotiv ve beyaz eşyalardaki satışlar arttıkça ister istemez işte çeliğe talep artıyor. Yani bu da daha da uzaktan bakınca resesyon bu sektörü ilk etkileyen, yani ilk etkilenen sektörler ham maddeciler oluyor. Bu açıdan demir çelikte tam da demin dediğim, yani bunlar zaten genelde büyük sektörlerde oluyor. Havacılıktaki gibi spekülasyon hareketleri çok oluyor. Yani şu anda tamamen resesyonu fiyatlıyor piyasa. Yani yabancı piyasada şöyle bir durum var. Resesyon geliyor, ham maddecileri sat. Türkiye'den de sat, Almanya'dan da sat, Amerika'dan da sat. Hangisini sat çok önemli değil. Ham maddeci ise sat, o kadar. Yani ucuz mu, pahalı mı, hangisi ucuza bakmıyor. Zaten ülkemizdeki demir çelikçilere de baktığımızda biri ötekinden daha ucuz, biri ötekinden daha pahalı. Ama satış geldiğinde hiç dinlemiyor, ikisi de satışıyor. O açıdan buna çok aldanmamak lazım. Yani satış geliyor, alış geliyor. Daha çok şirket ucuz mu, pahalı mı, buna odaklanmak gerekiyor. Çünkü demin dediğim gibi 3 ileri 2 geri gideceği yere gidecektir. Peki ucuz muyu konuşursak, şunu söyleyebilirim. İkinci çeyrek bilançolara oldukça iyi gelecek gibi duruyor. Fakat üçüncü çeyrek bilançolarda marjların daralması söz konusu olabilir. Peki dördüncü çeyrek bilançolarda da tekrar düzenli olabilir. Bunun sebebi maliyetle satış fiyatlarının farklı dönemlerde gerçekleşmesi. Şu an satış fiyatları düşüyor. Bunu biz fiyatlar yükselirken de gördük. Satış fiyatları yükseldi. Fakat maliyet geriden geldiği için kar marjları inanılmaz arttı. Şimdi süreç tam tersine döndü. Satış fiyatları düşüyor. Maliyet geriden geldiği için marjlar önce düşecek. Kötü bir çeyrek açıklanacak belki de 3. çeyrekte. 4. çeyrekte maliyetler de düşmeye başladığı için bu sefer karlar tekrar artabilecek. Yani bence demir çelik sektörüne yatırım yapan yatırımcının en çok takip etmesi gereken konu cevher ve hurda fiyatları. Çünkü bizim ülkemizde işte yatırımını yaptığımız Kardemir ve Ereğli şirketlerinin üretimi cevherden oluyor. Halbuki fiyatı belirleyen hurdacılar. Yani çünkü dünyada 10 talep varsa bunun 6 tanesini en düşük maliyetle üreten cevherciler üretiyorsa geri kalan 4 tanesini hurdacılar üretiyor ve fiyatı onlar veriliyor. Çünkü onların maliyeti cevherlerinkinden daha yüksek. Şimdi orada hurda fiyatları düştüğünde maliyetleri düşmeye başlıyor. Fiyatı belirleyen, sektördeki fiyatı belirleyen kısmın. O yüzden hurda fiyat, yani bizim istediğimiz şu yatırım yaptığımız şirketler açısından baktığımızda hurda fiyatlarının yükseldiği, cevher fiyatlarının düştüğü senaryo. Bu gerçekleşti mi? Geçmiş dönemlerde gerçekleşti. Şimdi ise tam tersi gerçekleşiyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ben demir çelik sektöründe özel söylemiyorum ama yatırımcıların, yani takip ettiğim kadar Twitter'dan da yatırımcıların genel psikolojisi olarak söylemek istiyorum. Çok inat etmemek gerekiyor. Yani çok aşık olmamak gerekiyor hisseye. Bu şu demek değil, kesinlikle onu söylüyorum. Demir çelikçiler pahalı demiyorum. Ama pahalanacaksa bile satmayı bilmek gerekiyor. Ben bunu her zaman derim. Bir hisse 10 liradan ucuz, 5 liradan pahalı olabilir. Bu
onun verilerine bağlı. Yani sektörel olarak takibi ne için aldığınızı bilmeniz lazım hisseyi. Hisseyi ne için aldığınızı bilip o verileri takip edip o veriler acımasız düşüyorsa sizin de acımadan satabilmeniz lazım. İnat ederek para kazanılmıyor. Neden aldığını bilerek para kazanılıyor. Yani vazgeçeceğimiz rakamı önceden belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki bu rakama gelince artık biz ayrılma zamanı geldi. İnat etmeyeceğiz, devam etmeyeceğiz. Peki Yaşar Bey, güneş enerjisi ya da yenilenebilir enerji olan şirketlere uzun vadede nasıl bakıyorsunuz? Gene yoğun gelen sorular arasında bu geldi. Ya, aslında büyük adaletsizlik yaşadılar. Yani çünkü PTF fiyatları çok yüksek şu anda. Eğer o PTF fiyatlarından satış yapsalardı belki de yatırımcılarını çok mutlu edeceklerdi. İlk çeyrek buna müsaade edildi ama ikinci çeyrek gelen kararla beraber 1200 üstünde, 1200 TL üstündekine alamıyorlar. Onu teşvik olarak devlete ödüyorlar. Maalesef yani serbest piyasaya bir müdahale oldu orada. Yoksa tam onların dönemi. Peki bu kadar acımasız kar etmeleri normal miydi diye de bir vicdani bakış açısı var. Fakat bunların ben 0 liraya sattıklarını da hatırlıyorum. Yani onun için bence vicdani yani. Çünkü serbest piyasa ne diyorsa onu yapmak lazım. Belki adam bu sene ciddi paralar kazanacak. Bundan sonraki 7 sene maliyetine çalışacak. Yani bunun o joker hakkını elinden almamak gerekiyor bu dönem. Bu 3 sene de sürebilir, 5 sene de sürebilir. Yatırım bir risktir. Adam bunun karşılığında risk almış ve yatırım yapmış. Ve karşısında tam bunun şeyini, faydasını sağlayacağı zaman siz yeni bir kararla bunu yaparsanız kötü olur. Mesela borsada da hissesi olan bir firma en son jeotermal santralini sattı. Ona alan yabancı yatırımcı neye baktı? Dedi ki bu PTF fiyatlarıyla, bu üretim rakamlarıyla ben bunu alırsam işte 10 yılda çıkartır deyip bir para verip aldı. Bunu aldıktan 4 ay sonra bu kararla beraber bu PTF'e satamayacağını anladı. Şimdi siz bu yatırımcıyı, yabancı yatırımcıyı bir daha buraya sokar mısınız? İmkansız. Yani ne verirseniz verin gelmez artık. Çünkü yolda kararların değiştiğini görüyor. O açıdan bence sıkıntılı dönem. Ama her şeye rağmen güneş enerjisi şirketleri olumlu. Çünkü bu 1200 tavan belki de revize edilecektir önümüzdeki süreçte. Özellikle onlara yatırım, yani onların imalatını sağlayacak sektörlere de dikkat etmek gerekiyor. Onlar da bu dönem ciddi artış gösterebilirler. Peki bu BDDK'nın aldığı kararların arkasından gözler bankacılık sektörüne ve bankacılık hisselerine çevrildi. Çünkü bundan ilk olarak bankalar etkilendi. Çünkü karar ilk başta cumartesi pazar tartışıldı, çok anlaşılmadı. Bankalar da pazartesi günü kredi verme konusunda biraz çekingen davrandılar ve beklediler. Sonra açıklamalardan sonra biraz daha rahatladı piyasa. Hani bankalar çok kar etti de biraz bankalar da bu karlılıklarından dolayı biraz onlar da elini taşın altına koysunlar mantığı mı var, anlayışı mı var? Ve bankacılık sektöründe de nasıl bir seyir bekliyorsunuz? Yani şöyle bankacılığı iyi takip etmek lazım. Bence bundan sonraki borsanın yönünü onlar belirleyecek. Kesinlikle. Ülkede de likidite krizi en tehlikeli krizdir. Umarım yaşanmaz ama yani bu kadar sıkıştırılmaması gerekiyor. Adamlar 10 lirasına 4 lira kazanıyor. Biz de bunu çok görüyoruz. Halbuki enflasyona baktığımızda adamların realde aslında sermayeleri eriyor. Zaten enflasyon muhasebesinin gelmesi noktasındaki sıkıntı da bu. Bu enflasyon muhasebesi geldiğinde yıllar içinde ne kadar sermayeleri erimiş onları da göreceğiz zaten. O açıdan bence haksızlık yapıldığını düşünüyorum bankalara. Ha, biz yatırımcı olarak bizim koyduğumuz paraya çok iyi para kazanıyorlar. Bu bir gerçek ama gerçek sermayeyi o kadar kazanmıyorlar. Çünkü biz sermaye karlılığına bakarken 10 liralık sermayesine 4 lira kazanıyor. İşte sermayesini eritiyor diyoruz ama biz 4 lira veriyoruz yatırımcı olarak. 4 liramıza 4 lira kazanıyor. Bu açıdan iyi ama bankaların gereksiz sıkıştırıldığına, sadece bankacılık sektörü açısından değil, genel borsa açısından da bunun kritik olduğunu söyleyebilirim. Yani en son mesela HSBC Eurobond'unu rol etmedi biliyorsunuz. Bu büyük bir tehlike. Yani şimdi HSBC'yi özel tutabiliriz. Çünkü Türkiye'de belki de en düşük riske sahip banka HSBC. Bundan yıllar önce ticariden çekildi. Post bile vermiyor artık. O yüzden bunu çok önemsemeyebiliriz. Ama büyük bankalar da aynısını yapar ve rol etmemeye karar verirse likidite sıkıntısı yaşanabilir. Çünkü bu şu anlama geliyor. Siz eğer dış borçlu ödemezseniz İçerideki havuzdan döviz çekeceksiniz anlamına geliyor. Çünkü gelecek Eurobond'lara ödemeleri gerekiyor. Bu da inanılmaz sert tepkilere yol açabilir. Çünkü içeriden döviz alıp bu bondlara ödemeleri gerekiyor. Onun için bankacılığın rol etmesi gerekiyor.
bunların yakından takip edilmesi gerekiyor açıkçası döviz hareketleri için. Bir de şu var genel ama. Evet. Buyurun. Genel anlamda yani ben bankacılıktan çok ümitliyim. Çünkü bizim verdiğimiz paraya göre edilen karlar çok iyi. Sadece orada takip edilmesi gereken veri sermaye arttırımına giderse konu kötü olur. O noktada takip edilmeli. Eğer sermaye arttırımına gidilmezse bence en cazip sektörlerden biri bankacılık. Tabii sermaye arttırımına gitmezlerse karlılık devam edecek. Bir de şöyle bir görüş var üstadım. Hani bankalar hazineden %14 ile borçlanıp %35-40'larla piyasaya satıyor ticari kredilerde ve ciddi anlamda bu karlılığı da artıyor diye eleştiriler de var aslında bankacılık sektörüne. Ya orada herkesin sandığı gibi istedikleri kadar alamıyorlar. Yani ben bana işte 50 milyar ver hemen alayım onu da satayım, öyle bir durum yok. Zaten öyle olsa mevduata yönelmez yani. Neden mevduatta daha yüksek faiz versin? Ya orada da birçok kısıtlama var. Sermaye yeterlilikleri var, bir sürü rasyo var. Ve o rasyolar gitgide zorlaştırılıyor ki bunu yapmasınlar diye. O yüzden sanıldığı gibi oradan 14'e al, buradan 30'a sat diye bir durum yok açıkçası. Evet, mevduatla kredi faizleri arasındaki fark ciddi açılmış durumda mı? Evet, ciddi açılmış durumda. Ama yani bu enflasyonda zaten adam parasının değerini, sermayesinin değerini koruması için bunu yapmak zorunda. Yani bu anomaliden yararlanıp enflasyona karşı kendini ezdirmemesi gerekiyor. Ki ezdiriyor şu anda. Hele ki ellerinde tüfeğe dayalı tahviller olmasa çok ciddi ezdirecek yani. Şu an açıkçası bankacılık karlarını en önemli etkileyen iki mevzu, işte kredi ve mevduat arasındaki makasın açılması, bir de tüfe. Şunu da söylemeliyim. Yani krediyle mevduat makası arasındaki makası daraltmaya çalışırsa devlet daha büyük bir risk ortaya çıkacak. Hmm. O zaman da şimdi burada KKM'nin amacı şu, dövizdeki parayı KKM'ye çekmek. Tabii. Onun için devlet ısrarla farklı kurallar kurarak başka taraftan değil dövizden para gelsin istiyor. Şimdi KKM'deki faizi arttırır, mevduat faizini arttırırsa bankaların o marjını daraltmak için, bu sefer mevduattaki paranın da bu tarafa kayma riski var ki bu büyük sıkıntı. Yani KKM bunu seçici geçirgenlik istiyor. Sadece dövizden gelen para olsun istiyor ki bunu bile sağlayamıyor dönem dönem. Bir de böyle bir şey yaparsa iyice çığırından çıkar. Onun için bankacılığın ettiği karının haksız olduğunu düşünmüyorum. Kararların haksız olduğunu düşünüyorum. Yani bu arada kur korumalı mevduatta da çok fazla bir para birikimi söz konusu. Bu 65 milyar dolar düzeyine ulaşmış son rakamlarda. Şimdi dövizden TL'ye dönüşümde öngörülen oranlara 15 Nisan, 8 Temmuz, 2 Eylül itibariyle ulaşamayan bankalara sırayla 24 Haziran, 19 Ağustos, 9 Aralık tarihlerine kadar süre tanınmış ve döviz hesap mevduatları için tesis edilen zorunlu karşılıklara yıllık %1,5 olarak uygulanan komisyon %5'e yükseltiliyor. Şimdi bir takım da kararlar alınmaya devam ediliyor bankacılık sektörüyle ilgili. Dövizden TL'ye dönüşüm oranı yine aynı şekilde 15 Nisan 2022 itibariyle gerçek ve düzeltkişler için %10'a ulaşan bankalara döviz komisyonu uygulanmayacak kararı açıklanıyor. Bu dönüşüm oranı 8 Temmuz 2022 itibariyle gerçek kişiler için %10'a, tüzel kişiler için %20'ye ulaşan bankalara döviz komisyonu uygulanmayacak deniyor. İsterseniz bunu reklamdan sonra konuşalım. Yani bankalarla ve bankacılık sistemi şu anda Türkiye'de, yani benim gördüğüm bir ekonomi habercisi olarak en sağlam sektör bankacılık sektörü. Yani 90'lardaki gibi değiliz. Bugün gerçekten köklü ve sağlam temelleri var. Yani sallanmıyor bile, yani ciddi anlamda dik duruyor ve yatırımcısını da mutlu ediyor. Ekonominin zaten en temel taşı. Bakalım bankacılıkta neler bekliyoruz? Bir kısa bir reklam arası, sonra Yaşar Yıldırım'la sohbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah ekranı da piyasaların nabzını tutmaya Yaşar Yıldırım'la devam ediyoruz. Yaşar Bey, şimdi iki katı döviz komisyonu uygulamasını kaldırmaları aslında mantıklı gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
Yani şöyle bankalara şu mesaj veriliyor. Yani dövizde faiz vermeyin. Kısaca bu. Böylelikle işte yatırımcı dövizden bir getiri elde edeceğini düşünmesin. Zaten döviz enflasyonu var şu an. Bunun da bir değer kaybı oluşturacağını hissettirin gibi bir sonuç var. O yüzden de dövizin zorunlu karşılıklarıyla sürekli oynanıyor. İkinci aynı kararın ikinci etkisi ise kur korumalı olan mevduata geçişi sağlayın. O zaman bundan tamamen zaten kurtulursunuz diyor. Bu noktada da sürekli tarihleri erteliyor. Bence kur korumalı kur korumalı mevduat uygulamasından vazgeçilene kadar, yani seçimden sonra bence vazgeçilebilir. Seçimden sonraya kadar da bu vade uzatılacak gibi. Şimdi işte aralığa ertelendi yine. Belki daha da ertelenecek. Her kararla beraber daha da erteleniyor. Çünkü çok yani vicdani bir durum değil yani açıkçası. Çünkü yurt dışından %13'e borçlanan bir yapıdan bahsediyoruz. Eğer bugün hükümet borçlanmaya çıksa bond olarak, maalesef %8'den borçlandığı kağıtları artık %13'ten borçlanacak. Mesela bankalar da opsiyonları kullanmıyor. Şimdi zaten ikinci bir piyasayı strese sokan konulardan biri de bu. Normal ritüel olarak opsiyonu kullanıp erken ödemesi gereken bankalar şu an ödememeyi konuşuyor. Çünkü eskiden borçlandığı parayı ödeyip bugün tekrar borçlansa neredeyse iki katına borçlanacak. Yurt içinden zaten mevduat toplayamıyor işte tam da bu kararlardan dolayı. O yüzden bu riski göze alıyor ve bunu ikinci opsiyonda ödemeyi düşünüyor. Bu neye yol açar peki? Bu bir daha Eurobond ihracına çıktığında bankalar daha yüksek faiz ister yatırımcı ya da hiç gelmez. Der ki sen madem bunu böyle bozdun ritüeli ben de girmiyorum bu bonda der. O yüzden ciddi bir stres oluşturuyor bu. Demin de dediğim gibi yani her kararın bir amacı var. Haklı amaçları var. Buna da bir şey demiyorum. Ama gidişatı çok daha basit şekilde yönetmek varken zor kararlarla yeni anomaliler yaratılıyor. O anomalileri çözmek için yeni kararlar geliyor. Onlar da yeni anomaliler yaratıyor. O yüzden ben açıkçası biraz daha sade bir şekilde faiz arttırarak dünyanın şu an yaptığı gibi bu işin çözülmesi tarafındayım. Peki şimdi özellikle Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin yumuşaması, üst düzeyde İsrail'e yapılan ziyaret. Şimdi yakın tarihte şöyle bir beklenti var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın da İsrail'e ziyareti. Bu hani bu ziyaret şunu gösteriyor aslında. İsrail gezisi, İsrail gazının, Doğu Akdeniz'deki gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidişi çok gündeme. Bunları da mesela konuşmaya başlayacağız önümüzdeki aylarda. Şimdi bu Türkiye'deki rafineri sektörünü nasıl etkiler ya da bu geziden bağımsız olarak ya da böyle bir anlaşma ileriki tarihlerde de olabilir ama beklenti var bu yönde. Rafineri sektöründe nasıl etkiler? Rafineri sektörü nasıl gidiyor şu an? Evet. Yani şimdi ilk bahsettiğiniz gibi dış ilişkiler ciddi anlamda çok iyi yönetiliyor son dönemde. Evet. Yani ben ne muhalefet açısından ne de iktidar yanlısı açısından böyle rastgele yorumlar yapılmaması, taraflı yorumlar yapılmaması tarafındayım. Kesinlikle. Yani bir tarafı eleştiriyorsak ekonomide mesela iyi yapılanı da söylemek gerekiyor. Son dönemde dış ilişkiler çok iyi. Yani mevcut Rusya-Ukrayna krizinden en olumlu etkilenen ülke olduk. Bunun dışında işte diğer yine komşu ülkelerle yakınlaşmalar mevcut. İşte son İsveç-Finlandiya olayındaki kazanımlar gayet iyi. Bu noktada bu ilişkiler başarılı yürütüyor. Bu da önemli çünkü dünya bu kadar gerginken, onlar da resesyonu konuşurken, onlar da enflasyonu konuşurken, bizim bir de içeride bu kadar ekonomik sıkıntımız varken o taraftaki gerginlikler kaldırılamaz, net olarak kaldırılamaz yani. Onlar için de geçerli bu, biz önemli bir müttefiyiz. O yüzden o açıdan iyi gidiyor her şey, onu söyleyebilirim. Petrol açısından ise, rafinerileri açısından ise dünyada bir rafinerilerde marj artışı var. Hem de çok sert marj artışları var. Yani o kadar sert ki şöyle söyleyeyim. Tüpraş yıllardır yapmadığını yaparak marjları hecledi. Ve hatta bundan zarar gördü son bilançoda. Çünkü bundan daha çok yükselmeyeceğini düşündü. Ama daha da çok yükseldi. Ve daha da ilginci hala da oralarda salınım yapıyor. Evet derin salınımlar yapıyor marjlar. Ama sanki oralarda bir yere oturacak gibi. Burada piyasanın en büyük beklentisi Çin'in ihracat yasaklarını kaldırmasıydı. Çünkü orada dünyanın en büyük rafinerileri var. Oranın ihracata serbest bırakılması büyük oranda bu marjları dengeleyecekti açıkçası. Biz bunu beklerken Hindistan da yine rafinerler açısından güçlü bir ülke.
o ihracat kısıtlamaları getirdi. Şimdi bence daha da yükselme ihtimali var marjların. Bu açıdan yakından takip edilmesi gerekiyor. Fakat çünkü petrole ulaşım zor şu an. Petrolü kimin kimden aldığı, nasıl aldığı belli değil. O petrole ulaşımda zorlaştıkça marjlar da ister istemez artıyor. Burada ama işte Tüpraş'ın orada bir büyük bir belirsizlik var. Ne kadarını hecledi? Bu çeyrek devam etti mi? Yoksa bu marjlardan yararlanacak mı, yararlanamayacak mı? Oralardaki belirsizlik fiyatlamaya da yansıyor maalesef. Açıklanan, ay sonu açıklanan raporlarla beraber yakından takip edilmeli. Özellikle de bilançoyla beraber. Bence eğer hecleme sanıldığı kadar yüksek değilse fiyatlamalar gelecektir diye düşünüyorum. Son olarak holdingler çok fazla merak ediliyor. Çünkü bankalarla beraber holdinglerde de fena gitmiyor baktığımız zaman. Hem bilançolarında hem karlılıklarında çok ciddi bir yol aldılar onlar. Evet, şöyle holdingler ciddi iskontolu. Yani holdingler hep iskontoludur ama bu sefer çok ciddi iskontolular. Bunda da yine bankacılığın baskılanma sebeplerinin ben büyük oranda etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü holdinglerin çoğunu zaten bankalar oluşturuyor. Koç Holding'in, işte Yapı Kredi, Sabancı Holding'in de Akbank. Ama bunun dışındaki sektörleri de çok iyi gidiyor. Sabancı'da belki ekstra biraz daha sıkıntılı giden işte bu enerji tarafındaki yeni gelen kararla beraber yenilenebilir enerji ve lignit tarafında o 1200'e sabitleme muhabbeti var. Birinci çeyrek kadar o yüzden o taraftan kar gelmeyebilir. Ama iki holding de bence çok iyi. Yani gelecek için alınabilecek. Yani bugün bana eğer böyle 2-3 sene hiç bakmayacağım denildiğinde ve kafam rahat olsun denildiğinde alınabilecek hisseler sorsalar herhalde holdingler derim. Çünkü bence ciddi iskontolular yani. Evet, Yaşar Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah sizi stüdyomuzda ağırlarız. Burada keyifli sohbetimizi gerçekleştiririz. Evet, Borsa İstanbul'u konuşmaya ve piyasaları konuşmaya devam ediyoruz. Bütün hızıyla sabah ekranı devam ediyor. Sadık Mazanoğlu, Osmanlı Yatırım, yatırım danışmanı karşımda. Sadık Bey, günaydın. Günaydın Sami Bey, iyi yayınlar. Şimdi nasıl açılacak borsa bugün? Beklenti nedir? Hep artık önümüzdeki günleri ve saatleri konuşmakta fayda var. Geçmişte neler olduğunu zaten çok konuştuk ve çok biliyoruz. Ama ne olacağı konusunda da öngörüler çok önemli. Evet, Sami Bey, piyasanın istemediği şey belirsizlik. Dolayısıyla bu hafta içinde de zaten o belirsizlik kavramıyla biz biraz daha olumsuzluk geçmiş döneme göre. Biliyorsunuz geçen cuma günü piyasalar kapandıktan sonra BDDK kararı geldi. Henüz daha piyasalar açılmadan BDDK yeni yaptığı açıklamasını gönderdi pazar akşamı. Dolayısıyla bu uygulamanın hala piyasalar üzerinde belirsizliği devam ediyor, onu söyleyebiliriz. Neden? Bankalar tarafı işte krediyi vermedi bir dönem bu hafta içinde. Çünkü bankalardan ne yapacağını bilmiyor açıkçası. Kredi talep eden şirketler, işletmeler bu krediyi nasıl talep edeceklerini tam bilmiyorlar. Yani orada bu muğlaklık, bu belirsizlik devam ettiği sürece tabii borsada işlem gören hisse senetlerinde de satışlar görüyoruz. Şimdi baktığımızda bugün yine bir cuma ve piyasada şöyle bir beklenti var. Acaba bu hafta sonu da herhangi bir düzenleme yapılabilir mi? İşte bakan bu düzenlemelerin geçici olduğunu söyledi. Belli ki bu tarz düzenlemeleri biz önümüzdeki süreçte de göreceğiz. O nedenle bu borsa üzerinde, özellikle Borsa İstanbul üzerinde bu belirsizliğin etkisini bu hafta gördük. Şimdi endeks tarafına baktığımızda hafta başında şunu söylemiştik sizle olan yayınımızda. 2480-2500 aralığına kadar geri çekilebilir. Bu seviyelerde tutunursa herhangi bir bozulma olmaz. Yukarıya tekrar trend devam eder ama bu seviyenin kırılması 2400 hatta 2350 destek noktasına kadar piyasayı geri getirebilir diye konuşmuştuk. Nitekim öyle oldu. 2400'e kadar, yani 2480'de tutunamadığı için 2400'e kadar geri gelen bir piyasamız var. Altını görmemize rağmen 2400'ün üzerinde bir kapanış yaptı. Şimdi ana desteğimiz bizim 2350 seviyesinde. Yani ben gün içinde eğer satış gelirse 2350 seviyelerine kadar gelebilir. Bu hazır düşmüşken oraya da değerse teknik olarak da düzeltmesini aslında tamamlamış olur endeks. Bu anlamda buraya kadar geri çekilmesini ben olumlu karşılarım. Biraz daha geri çekilsin nasıl hazır düşmüşken diye düşünüyorum ben. Buradan bir tepki biraz daha piyasaları rahatlatacaktır. Genel olarak baktığımızda biliyorsunuz Haziran ayı da bitti. Yani ikinci çeyreği de bitirdik. Bilanço beklentileri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Şimdi analizler yapılacak. İşte ikinci çeyrekte
Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki karlılık rakamları analiz edilecek. Şimdi burada öne çıkan hisseler olacaktır. Bundan sonra endeks bazında endeksten ayrışan hisseleri görebiliriz muhtemelen. Sektör olarak az önce de Yaşar Bey'le de konuştunuz. Bankacılık sektörü hala cazibesini koruyor. Yani düzenlemelerle bankacılık sektörüne belki darbe vuruluyor gibi görünüyor ama karlılık tarafı hala devam ediyor. İkinci çeyrekte muhtemelen iyi olur ama önümüzdeki dönemlerle ilgili tabii onu daha sonra konuşabiliriz. Havacılık sektörü yaz döneminde karlılığına devam ediyor. Onun da önünde işte habere çok duyarlı bir piyasa var. İşte tekrar bu COVID vakalarının artıyor olması, Sağlık Bakanı'nın hafta içinde yapmış olduğum vaka sayısı 3'e katladı ama hastanede yatış oranında bir düşüş var açıklaması. Belki biraz tedirgin etti. Havacılık sektörü çünkü hafta içinde piyasa yatay seyrederken bir miktar piyasaya bozucu bir etki yarattı orada. Ama önümüzdeki dönemde bu COVID ile ilgili, pandemi ile ilgili yeni gelişmeler olmadığı takdirde orada olumlu olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında perakende sektörü olumlu olmaya devam edecektir. Enflasyonist ortamda ki pazartesi günü enflasyon rakamları açıklanacak. Orada piyasa beklentisi 4.9 civarında Haziran enflasyonu. Yıllıkta da %78'in üzerinde 78-25'lere doğru yükselmesi bekleniyor yıllık enflasyonun. Ki önümüzde biz Eylül-Ekim aylarında %85'leri görebiliriz gibi enflasyon. Bu enflasyonist ortamda perakende sektörü bu enflasyon oranını fiyatlara en iyi yansıtabilen sektör olduğu için o tarafta o canlılık önümüzdeki dönemde devam edebilir. Bunun yanında bir de holdingler var. Holding tarafında da hem Koç Holding hem Doğan Holding holding içindeki şirketlerin iştiraklerinin güçlü yapısı sayesinde canlı durmaya devam edecekler. Fiyat olarak bunların ucuz olduğunu ve piyasa düzeldiği takdirde endeks tekrar yukarıya yöneldiği takdirde endeksten ayrışacağını ve olumlu seyredeceğini düşünüyoruz. Şimdi Türk Lirası varlıklarına ulaşabilmek için borsadaki varlıklarından vazgeçildiğini görüyoruz. Özellikle pazartesi ve salı günü. Bundan dolayı da borsada bir geri çekilme olduğunu anlıyoruz. Ama bu düzeltme hareketi aslında yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirecek. Ve büyük bir ihtimalle de sene sonu itibariyle yine bir seçim hareketlenmesi borsayı olumlu yönde etkileyecek. Yani bu genel bir ekonomi kuralı olduğu için söylemekte bir sakınca yok. Borsa çünkü hikayeyi sever, değil mi Sadık Bey? Doğru. Beklentiler satın alınır borsada. Dolayısıyla eğer olumlu ya da belirsizliği bitirecek beklentiler varsa o anlamda piyasaya pozitif yansıyacaktır. Tabii genel olarak baktığımızda biz bu dalgalı seyir bir süre daha devam edebilir Sami Bey. Hı hı. Yani piyasada hep yukarıyı bekliyoruz ama bu dalgalanmalar olacak işte. Az önce de söylediğim gibi 2350 önemli bir destek noktası. Yani o destek noktasına geri gelebilir ama oradan tekrar 2500'lere gidebilir. Bunlar olacaktır zaten. Fiyat hep aylık kalırsa borsa olmaz. Yani şu zikzaklar, hareketlerin hep olması gerekiyor. Tabii piyasalar açısından yani global piyasalara da bakmak lazım. Şimdi biz biraz daha yurt dışı piyasalara göre iyi duruyorduk ama son dönemde yurt dışı piyasalardan daha fazla düşmeye başladık. Yani son hafta içinde söylüyorum bunu. Burada da şu var. Türkiye borsada işlem gören hisselere baktığımızda biz ihracatçı şirketlerin öncülüğünde bir hareket var. Şimdi ihracatçı şirketler biz ihracatını nereye yapıyor? Daha çok Avrupa ülkelerine yapıyor. Avrupa'da ve Amerika'da resesyon endişelerinden bahsediyor. Hatta son Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarına bakılırsa Amerika'dan daha ciddi bir resesyon endişesi var gibi. Bunu kendileri de telaffuz ediyorlar zaten. Yani o anlamda bizim de ihracatımızın ağırlıklı olarak yani %70'in Avrupa bölgesine olduğunu düşünürsek biz biraz bu şirketleri olumsuz etkileyebilir. Önümüzdeki dönemde tabii orta ve uzun vadeli evet. Olarak bunu söylüyorum. Kısa vadede bir etkisi olmayabilir hemen. Özellikle bunu belirtmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün Sadık Bey saat 12'de de Avrupa Euro bölgesindeki TÜFE oranları açıklanacak. Bu rakamlar da önemli. Pazartesi bizdeki enflasyon önemli diyoruz. Ve Sadık Mazanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Pazartesi günü görüşmek üzere sevgili Sadık. Ve tabii ki enflasyon rakamları açıklanacak derken konu nereye geliyor? Asgari ücrete geliyor. Asgari ücret dediğimiz zaman da önemli bir konuğumuz olacak şimdi. Profesör Doktor Murat Batı. Murat Batı hocamızla asgari ücret beklentilerini konuşacağız. Hocam günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Samsun'da güneş tam doğmadı mı hocam? Işığınız birazcık az geliyor ama biz sizi çok... Biraz az.
Burada pek güneş doğmuyor iki anlamda da. Peki hocam, asgari ücrette özellikle beklenti nedir? İşte açıklanan işçi temsilcileri 6.350 liralık, hani Türk İş'in belirttiği rakam 6.350 TL. Bunun bir işverene yükü var otomatik olarak. Nedir sizdeki beklenti? Şimdi şöyle yapalım. Ben biraz giriş yapayım arz ediyorsanız. Tamam hocam. Şimdi asgari ücret aslında ne olduğu konusunu bir kere bizim anlamamız gerekiyor. Bir kere asgari ücret yönetmeliği var. Hatta bu sabaha karşı değişti biliyorsunuz gece. Asgari ücret yönetmeliği asgari ücretin nasıl işlediğini gösteriyor. İş kanunundan alıyor bu yetki. Asgari ücretin tanımını 4. maddesi yapıyor yönetmeliği. Bir kere bizim bunu anlamamız lazım. Bu 4. maddenin de bendi fıkrası şunu söylüyor. Diyor ki işçilere normal bir günlük çalışma karşılığı ödenecek olan işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti ifade ediyor. Yani bir işçi bir günlük asgari ücret günlük ödeniyor ve bu kişi kirasını ödeyecek, yolunu ödeyecek, sinemaya gidecek, tiyatroya gidecek, dışarıda eşiyle, sevgilisiyle neyse yemek yiyecek, arkadaşlarıyla buluşacak, üzerine kıyafet alacak ve biz bu tutarı ona vereceğiz diyor. Şimdi bu çok hayali bir şey. Ben profesörüm, bunu yaparken zorlanıyorum. Hani öyle bakmak lazım. Asgari ücret yönetmeliğinin 4. maddesinin derbendi bir kere bunu diyor. Bunu emrediyor. Bu kadar net bir şeydir ki mevzuat emredici hüküme sahiptir bu. Şimdi biz bunu bir tarafa bıraktık. Demek ki vereceğimiz ücret bu minvalde olacak. Bu eksende olacak. Çok açık söylüyor. Çünkü tanım bu diyor. Vereceğim para asgari ücretse bunları yerine getirecek. Getiremiyorsa bu asgari değil. En az ücret yani. Neyse. Bu anlamda bu yetecek ücreti bir tarafa bırakıyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir de resmi bir kurumu var. İstatistik Kurumu. Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz. Hepimiz hayranlıkla izliyoruz kendilerini. Ondan sonra yaptıkları açıklamalarda en son 5 aylık açıklama yaptı. Haziran ayı verilerini de pazartesi günü açıklayacaklar. Ancak ilk 5 aylık açıklamada dedi ki Türkiye'deki enflasyon 35.64'e isabet ediyor. Yani 100 liralık olan şey 35.64 değer kaybetti ilk 5 ayda. Haziran ayında ne olacak onu beraber göreceğiz. Pazartesi günü açıklayacaklar. Ancak bakan bir memurlar için bir düzenleme yaparken şunu söyledi. Dedi ki arkadaş ben dedi memurlara en az %40 bir düzenleme yapacağım. Yani Haziran ayı enflasyonu da ortalama bir 5 puan çıkacak şeklinde bir itiraftır aslında bu fark etmeden. O yüzden en az %40 derken aslında bunu belirtti. Biraz daha yüksekte çıkabilir dedi. Hı hı. Bu anlamda bizim de asgari ücreti, asgari ücret yönetmeliğinin bu bahsettiğim 4. maddesini derbende uyarınca en az %40 zam vermiş olmamız lazım. Tabii. Çok önemli bir şey. Bu 400, en az %40 memurlara verecek olan zammı vereceğiz ama bu 6 aylık kısmı mas edecek bir tutar. Önümüzdeki 6 ay için de bir düzenleme yapmamız lazım. Şimdi böyle olunca işin rengi değişiyor. Ama yüzde kaç vereceğiz? İşveren tarafı dediğiniz gibi %20-25 gibi bir orandan bahsediyor. Dün Türk İş Başkanı bir de 6.391 lira gibi bir sayıdan bahsetti. Tabii. Bu net mi, brüt mü ben çok anlamadım açıkçası. Yani net 6.391 mi, brüt 6.391 mi? Herhalde nettir her hocam o. Her basın kanallarında farklı farklı şeyler söylüyorlar ama ben açıklamadan net ya da brüt ifadesini duymadım, doğru, görmedim, bilmiyorum. Ben iki çerçevede de yürüyeyim gideyim. Eğer ki olası bir durumda Türk İş'in yetkilisinin söylemiş olduğu 6.391 liralık tutar, eğer ki normal koşullarda brütün üzerinden yapılacaksa, yani özür dilerim, net üzerinden yapılacaksa, yani 4.253 TL'lik net tutar 6.391'e geçiyorsa, o zaman %50.7'lik gibi, böyle 0.7'lik gibi, yani %50 ortalama bir artış var demektir. Bu %50'lik bir artış durumunda brüt ücret 7.506 liraya çıkıyor. Verilecek brüt zam üzerinden 2500 lira bir fark etmiş olacak. Bu noktada kişinin eline 6380 TL bir net bir para geçecek. İşte Türk İş'in söylediği 91 liralık 11 lirayı da evirirsek aşağı yukarı. Yani aşağı yukarı bu kişinin eline 6380 TL bir para geçecek. Peki bu durumda işverenin maliyeti ne olacak? İşverenin maliyeti bir anda 5880 TL'den 8820 TL'ye geçecek. Yani aşağı yukarı baktığınız zaman ne kadarlık bir durum var? 2 küsür bin lira gibi bir iş, 2127 lira aslında işverene tam olarak maliyeti ortaya çıkıyor. Tabii. Bu yüzden %50'lik olan kısım
Böyle bir durumla karşı karşıya bırakıyor ama işverenlerin %50'ye çok sıcak baktıklarını düşünmüyorum. Hem Aralık'ta hem de Temmuz ayında %50 bu önemli bir zaman. %100 yapmıyor, %100'den daha fazla bir zama tekabül ediyor. Biliyorsunuz sayının artanın artan tutarından olduğu için aslında fark etmeden bir %125'lik bir zam ortaya çıkıyor. Yani %100'lük gibi bir durum da değil. O yüzden işverenlerin bunu kabul edebileceklerini düşünmüyorum. Ama mevzuat ortada, hükümetin yaptıkları ortada, enflasyonla mücadele durumu ortada. Ne kadar takdire şayan o ortada, eriyen gelir ortada. Bu yüzden enflasyonun nedeni asgari ücretlilerin ya da ücretlilerin aldığı maaş değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Her şeyi biz günah keçisi onları görüyoruz. Yani onlara zam verirsek enflasyon artacak. Hadi vermezsek enflasyon düşecek mi? Düşecekse vermeyelim, kabul edelim. Hocam zaten şimdi asgari ücretteki artış beklentiler de o yönde. Yeni bir talep yaratmak yerine kişiler borçlarını ödeyecekler büyük bir ihtimalle. Peki asgari ücretin artışı işsizliği beraberinde getirir mi? İşsizlik sorununu nasıl etkiler? İşverende çünkü dediğiniz gibi 2100 liralık bir artı maliyet olur. Ya şöyle bir olay var, hemen şunu da belirteyim ben. Asgari ücret artışı biz sizinle de yaptık program, hatta Aralık ayında. Yaptığımız programda o asgari ücretin ilk %50 artacağı dönemlerde hep şöyle bir olay vardı, işte %50 gibi bir artış olursa acaba bir işsizliği tetikler mi? Hiç tetiklemedi. Yani bir şey olmadı. Kayıt dışılığı artar mı dedik? Artmadı. Yeni işten çıkarmalar olur mu dedik? O da olmadı. Yani herkes bir şekilde denize girer gibi. Önce soğuk geldi, hemen alışıverdi. Bu da öyle olacak. Yani böyle bakmak lazım oluyor. Bu hemen değişecek, biz hemen alışacağız. Zaten fiyatlar devasa bir şekilde yüksek. Yaptığım her alışverişte bunu çok net bir şekilde bir profesör olarak bunu hissediyorum. Hocam, o zaman şunu da söyleyebiliriz değil mi? Yani asgari ücretin artışı normalde iktisaden enflasyonu artırır, yani kuraldır bu. Ama Türkiye'de asgari ücretin artışı, yani ben de böyle düşünüyorum, enflasyonu artırmayacaktır. Çünkü insanlar zaten bugün borçlarını ödeyecek. Aynı şekilde işsizlik oranı artmamıştır. Aynı şekilde işten çıkarmalar da olmamıştır. Bunu da yaşadık, gördük. Kesinlikle öyle. O yüzden artmasına ben herhangi bir şey görmüyorum. Hocam, sizin tahmininiz ne peki? Ben hemen onu da söyleyeyim. Şimdi nedenini de belirteyim. Benim tahminim %25 sularında. Çok o eksende dönecek gibi bir şey var. Evet, nedenini de hemen söyleyeyim. Şimdi bizde gelir vergisi kanunumuzun 23. maddesine bir bent eklendi. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere. 18. bent eklendi. Bu benden özelliği şu. Diyor ki Sami Altınkaya herhangi bir şekilde bir kanaldan maaş alıyor. Murat Batı Üniversitesi'den maaş alıyor. Herhangi bir ücretli çalışıyorsa ve bu asgari ücretten fazlaysa ya da asgari ücret ise asgari ücrete kadar almış olduğu maaş gelir vergisinden istisna edilmiştir. Yani şu an 5004 TL'ye kadar brüt tutar üzerinde alınan maaşımız bizim gelir vergisinin dışındadır. Olası bir durumda velev ki bu %50 zam olursa, yani brüt tutar 7506 TL'ye çıkarsa, %50 zam alırsa, o zaman bizim elde edeceğimiz asgari ücret üstüne elde ettiğimiz gelirin 7506 TL'ye kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna olacak. Ve bu aradaki farktan devlet bir gelir kaybına uğrayacak. Hazineye girmesi gereken vergi girmemiş olacak. Bu önem arz eden bir durum olacak. Hazine bu anlamda bu gelir kaybını göze alır mı, onu bilemiyorum. Ama asgari ücret ne kadar yüksek olursa asgari ücret üstünden gelir elde edenlere de bu anlamda bu gelir kaybından kaynaklı bir gizli zam elde edilmiş olacak. Yani asgari ücret %50 artarsa ortalama 426 lira maaşımızda gelir vergisinin olduğu için ortalama bir artı, gelir vergisinden dolayı sadece bir artış olacak. Ama %25 gibi bir artış olursa hazine 213 liradan ortalama gelir vergisinden kaynaklı bir gelir kaybı olacak. Bizim de maaşımız ortalama 213 TL. Asgari ücret üstünde maaş alanların maaşında da bir artış meydana gelmiş olacak. Bu önemli bir detaydır. Bu önemli bir teferruattır. Kaç kişi var asgari ücretten sonra, onun hesabını yaparız. Ama bu söylediğim sayılar aylık tek bir kişinin maaşına kaynaklıdır. Hocam, o yüzden Maliye Bakanlığı bunu gözeterek çok yüksek maaş veremez. Hocam, önümüzdeki hafta isterseniz asgari ücret belirlendikten sonra bir oturalım, hesap yapalım sizinle. Bu aslında bir de değerlendirme olsun. Bu haftayı böyle noktalayalım. Tahmin ediyorum son nokta geldiğinde Maliye Bakanı Sayın Nebati de açıkladı. Yani vergi gelirlerinden feragat ediyoruz dedi. Bunlar acaba asgari ücretten kesilen vergi gelirlerinden de feragat edeceği anlamına mı geliyor?
Rakam belli olacak ama yine altın dokunuşu herhalde Sayın Cumhurbaşkanı yapacak. Onu da anlayacağız. Ek bütçeler zaten herhalde bunun için de çıkartıldı diyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısacık bir reklam arası veriyoruz. Sabah ekranı kaldığı yerden devam edecek. Beklenti raporunda konuğumuz Kadirhan Öztürk olacak. Çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim. Ben şimdi aynen öyle yapacağım. Bekliyorum efendim.